Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kartlarını açık oynuyor. Tıpkı iç politikada yaptığı gibi Türkiye kapalı kapılar ardında hesap yapmıyor. Birileri gibi tuzak da kurmuyor. İşte bu yüzden Suriye masasının baş köşesinde Türkiye'ye rağmen bir şey yapılabildi mi? Hayır. Terör devleti veya terör koridoru oluşturulabildi mi? Hayır. Aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. İşte Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ortada. Ankara ne dediyse hepsini bir bir gerçekleştirdi. Zorlu süreçler yaşanmadı değil. Peki, monşerler ve salon subayları geçmişte ne yaptı? Grand tuvalet ve rugan ayakkabılarla elleri ceplerinde dolaştılar. Türkiye tokat üstüne tokat yedi. Askerliği ordu evlerinde, aynalı salonlarda, hükümetlere parmak sallayarak tamamladılar. Bugünlerde abuk subuk konuşan biri daha var. Emekli bir şey. Türk Türk. Mehmetçiğin moralini bozmaya devam ediyor. İdlib kararının ardında TSK komuta kademesinin imzası yokmuş. TSK içine nifak sokmaya çalışıyor. Oraya buraya demeçler veriyor. Aklınca Türkiye'yi zora sokma peşinde. Fazla konuşmaya değecek biri de değil. Bravo. Türkiye ve Rusya ilişkileri çok farklı boyuta evrildi. Büyük emekler verildi. Tuğla üstüne tuğla konularak buralara gelindi. Uluslararası ilişkilerde de artık yeni yöntemler geçerli. Konular bir arada değil de dosya dosya konuşuluyor, görüşülüyor. Rusya ile İdlib ve Libya'da ayrı düştük. Hem de 180 derece. Bu ikisi şu ana kadar diğer dosyaları etkileyemedi ama uğraşan, didinenler var. Türkiye-Rusya ilişkileri ciddi sınavdan geçiyor. Umarız Moskova'da aklı selim bir şekilde hakim olur. Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyenler kazanamaz. Başüstü. Soru 1. Türkiye ABD'nin gazıyla mı İdlib'e girdi? Televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada cahilce konuşuyorlar. Neymiş? Türkiye ABD'nin gazına gelmiş. Hangi bilgiye dayanarak bunu söylüyorsun? Bilgi yok ama cahillik var. Atıp tutma deseniz diz boyu NATO, ABD veya Avrupa Birliği'nin ne hayrını gördü Türkiye? 1 milyon insan sınırı akın ederken ne yaptılar? Pardon. Pardon ama NATO bir adet tweet attı. Komediye bakar mısınız? Ama Twitter desteği karın doyurmuyor. Amerika koşarak patriotları Türkiye'ye mi getirdi? Türkiye düzensiz göç ve sınırlarının terörize edilmemesi için bu tedbirleri aldı. Kimsenin gazına filan da gelmedi. Sadece ulusal çıkarları için gerekli adımları attı. Ayar. Soru 2. Ruslar Suriye'de Türkiye'yi eziyor mu? Ne aşağılıklar var. Bu cümleleri kullanırken yüzleri bile kızarmıyor. Şu doğru ama ortada Esad diye biri yok. Rusya ve İran'ın gücüyle ayakta tutulan biri var. Salon subayları ordu evlerinden sahaya çıkmaya pek vakit bulamadılar. Bu işi bilgisayar oyunları ile karıştırıyorlar. Kardeşim yüzlerce kilometre karelik alanda müthiş bir mücadele var. Herkes birbirine alan hakimiyeti kurmaya çalışıyor. Rusya Türkiye'yi direkt hedef almadı. Alırsa geçmişteki gibi nasıl bir karşılık bulacağını biliyor. Türkiye ulusal güvenliği için Rus uçağını düşürmekten geri kalmadı. Madem eziyor peki Türkiye o müthiş askeri yığını nasıl yaptı? O kadar askeri, mühimmatı, ağır silahı, tankı, topu İdlib'e göndermedi mi? Soru 3. Ankara bütün yumurtaları Rus sepetine mi koydu? Nasıl bir anlayış hakim ülkede? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın sı ve stratejik bakıştan yoksun insanların düşünce tarzı. Bir de yurtta sulh cihanda sulh ifadesi gerçek anlamı dışında kullanılır olmuştu. İşte bu tipler yumurtayı bırakın tüm sepeti ABD ve NATO'nun eline vermişti. Sadece 55 ülkede büyükelçiliğimiz vardı. Şimdilerde en çok dış temsilciliği bulunan ilk 5 ülke arasına girdik. Sayı 250'lere ulaştı. Türkiye diğer alanlarda da yumurtalarını koyduğu sepetleri çeşitlendirdi. Bu işin geri dönüşü yok. Soru 4. Suriye'de karşımızda Rusya mı var? Bunu bilmek Türk kamuoyunun hakkı gibi laflar edenler de var. Peki tamam. Soru şu. PKK ile mücadele ederken gerçekte karşımızda kimler var? Ağaca değil de ormana bakmamız gerekiyor. Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve en geride de Amerika Birleşik Devletleri yok mu? Suriye'nin kuzeyinde ABD, güneyinde de Ruslarla mücadele etmiyor muyuz? Kıbrıs'ta kimler karşımızda? Avrupa Birliği, Yunanistan ve İngiltere. Türkiye, NATO ve ABD'ye rağmen Karadeniz'de çıkarlarını koruyor. Karadeniz, belki de ABD hakimiyetinin olmadığı tek bölge ve üstleri yok. Görünürde terör örgütü ama arkada üst akılla mücadele ettiği gerçeği ıskalanmamalı. Soru 5. Rusya neden gri propaganda yapıyor? Bizde olanların benzeri ama daha önemlisi de şu. Kutuplaşmış kesimler hem FETÖ hem de PKK'nın bu propagandasına kanma eğiliminde Erdoğan karşıtlığı gözlerini kör etmiş. Düşmanımın düşmanı dostumdur diye bakıyorlar. Kamuoyunda yanlış bilinen başka bir şey daha var. İdlib merkezi rejimin kontrolünde değil ve hala orada 3 milyona yakın insan yaşıyor. Yıkmak çok kolay ama Türkiye sabırla masada da çözüm arayışlarına devam ediyor.